Efendim TV 32 ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir Senato programıyla yine sizlerle birlikte bu ekranlardayız. Yerel seçim haliyle yoğun bir atmosferde geçiyor. Tabii yerel seçim denince ilk başta belediye başkanları akla geliyor. Fakat sadece belediyeden ibaret değil bu seçim. Muhtarlarımız arasında da kıyasıya bir rekabet var. Bugün bir muhtar adayımız konuğumuz oldu. Sayın Zühra Aytan, Ayazmara Mahallesi muhtar adayımız Sayın Zühra Aytan, hoş gelmiş. Hoş bulduk. Nasılsınız Zühra Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi mahalleniz sizi mutlaka tanıyordur. Ayazmara Mahallesi'nde yıllardan beridir ikamet ediyorsunuz. Evet. Tanımayan, belki Ayazmara Mahallesi'ne yeni gelmiş, ikametini yeni Ayazmara Mahallesi'ne taşımış vatandaşlarımız için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet. 1973 Eğirdir doğumluyum. Üniversite yılına kadar Eğirdir'de yaşadım. Üniversiteyi Burdur'da okudum. Sonra evlendikten sonra eşimin mesleği icabı Bitlis, İstanbul, bazı bölgelerde yaşadık. Isparta'ya da dönüş nedenim. Isparta'mız yaşanabilir illerin içerisinde önde geldiği için ve buranın eğitimini çok beğendiğim için çocuklarımın eğitimi için buraya döndük. Şu anda kendimi geliştirmek için farklı sistemler uygulayan, farklı araçları içinde olan bir insanım. Mahallem için ne yapabilirim? Nasıl verimli olabilirim modunda hareket ederek mahallemize yeni bir bakış açısını getirmek için sisteme dahil oldum. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz seçimlerde de Ayazmana Mahallesi'nden muhtar adayıydınız. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bu seçimde tekrardan aday oldunuz. Evet. Mesela geçen seçimde Zühra Aytan neyi doğru yaptı veya neyi yanlış yaptı? Bu seçimde neyi yapmayacak veya neyi daha fazla yapacak? Tanıtımı yeterli yapmadığımı düşünüyorum. Birebir muhataplığım az olmuştu. Şu an o dönemden sonra yaklaşık 5 yıldır eğitimleri daha da artırdım. Hayat bakışım daha da güzelleşti. Şu an kendimdeki özgüven daha canlı ve ekibim çok canlı, değerli insanlarla dolu olduğu için azalarım. Beraber işbaşı yapmaya karar verdik. Evet, yani aslında 5 yıl daha kendinize tecrübe kazandırmış oldunuz. Evet. 5 yıl daha hayata karşı deneyim kazanmış oldunuz evet. Zühra Aytan. Çok güzel. Mesela azalarınız da aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi'nden emekli memur olanlarımız var. Genel olarak hep emekli öğretmen, kamu personeli, kasabımız var. Evet. Güzel sanatlar eğitmenimiz var. Belli ki farklı alanlarda bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Evet. Her kesime hitap etmeyi seviyorum. Her gruptan insanla muhatap olmayı seviyorum. Çünkü benim için insan çok değerli. Biliyorsunuz yaratılanın en üstünü insandır. Evet. Ve her şey insan hizmeti için yaratılmıştır. Elimde bir yandan da sevgili izleyicilerimiz, Sayın Muhtar Adayımızın broşürü var. Oradan bakmak istiyorum. Projelerinizi bunun üzerinden konuşmak istiyorum. Belediye başkanlarımızla da aynısını yapıyorum. Buradan gitmek daha kolay oluyor benim için de. Evet. Zühra Hanım, şimdi geçen seçimde tek kadın adaydınız Ayazmana evet. Mahallesi'nden. Bu seçimde nasıl? Şu an tekim ama sonrasını bilmiyorum. Biliyorsunuz her an sürprizlere açığız. Ayazmana Mahallesi'ne kadın eli değme vakti geldi demişsiniz broşürde. Evet. Evet, artık bir kadın eli mi değecek Ayazmana Mahallesi'nde? Mesela kadın eli değdiği zaman Ayazmana Mahallesi'nde neler değişecek? Şimdi kadın daha ince ruhludur. Ayrıntıları daha güzel görüyor biliyorsunuz. Annelerden bunları deneyimledik. Bir anne olarak hayatımda da başarılı bir anne olduğumu düşünüyorum. Bunda evlatlarımda göstergesidir. Mesela burada kadın eliyle alakalı güzel bir şeyiniz var aslında. Projeniz var. Çöpe atılan ekmeklerle alakalı. Evet. Yani bu tabii ki de şimdi erkekler ekmeği israf mı ediyormuş gibi bir şey çıkacak benim söylediğimden ama öyle değil. Anne nedir? Anne bayat ekmeği alır, köftenin içine harç olarak kullanır. Evet. Anne bunları yapan insandır. Mesela bununla alakalı çok güzel bir şey var. Bunu da söylemişken aslında projeleri de geçebiliriz. Ekmek kumbarası kurduracak mısınız? Evet, o şekilde. Detaylandırabilir misiniz bunu? Sizin de söylediğiniz gibi israf edilen ekmekler bir kumbaraya yerleştirilip rezil olmaz. İhtiyaç sahibi, mesela hayvanı olanlar ya da farklı bir yerde kullanmak isteyenler kullanabilir, götürebilir. Yine hayvanat barınaklarına yönlendirilebilir. O şekilde düşündüğüm için yani bu projeyi uygun gördük. Çok çok güzel bir proje. Yani gerçekten zaten israf inanılmaz had safhada günümüzde. Evet. Ne yazık ki öyle bir hastalığımız var. İsraf had safha hastalığı. Bu güzel bir proje olmuş. Bunun yanında tabii ki her muhtar mahallenin sorunlarını çözmek için elbette ki aday olur. Evet. Fakat nacizane şahsi görüşümdür bu. Mahalle muhtarlarının ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sizce mahalle muhtarı gerekli mi? Yani şunu hesaplayarak söylüyorum. Sosyal medyada da çok dolaşıyor bu. İşte muhtarlara ödenen yıllık para, hazineden ödenen para hat safhalara ulaşıyor. Gerekli mi kardeşim? Muhtar ne yapıyor deniliyor mesela. Muhtar ne yapıyor? Neden gerekli muhtar? Hocam harika bir konuya değindiniz. Muhtar devletin gizli gözüdür. Evlerdeki en ince ayrıntıyı, sokaklardaki en ince ayrıntıyı muhtarlar bilir. Yani mahallenin gizli sırlarını bilen muhtardır. Yine ihtiyaç sahiplerini, hani konunun detayları bunlar ama ihtiyaç sahibini,
fakirini, yani şahsi sorunları bilen muhtardır. Artı mahallenin işte yoluydu, elektriğiydi, köşe başındaki bozulan bir taşını, bozulan bir lambasını yine hatırlayacak muhtardır. Tamam, bunu belediye personelimiz yapabilir ama ne kadar takip edip de gelebilir, ne kadar verimli olabilir? Bunlar sorulacak sorular, yani düşünülecek konular. Anladım. Yani aslında muhtar bir mahallede yol gösterici. Evet. Eksikleri, sorunları şey yapan. Evet. Yani böyle söylediğinizde ben ikna oldum. Bir seçme. Ayazmana mahallesinde ikamet ediyor olsaydım oyum size olurdu Zühre Hanım. Bekleriz adresinizi. Ama geç kalmadık mı? En az 6 ay istemiyorlar mı? Geç kaldık hocam. Evet. Mahallenizde pazar kurulmuyor bildiğim kadarıyla Ayazmana Mahallesi'nde. Bununla alakalı bir girişiminiz olacak mı? Buraya yazmışsınız çünkü. Evet, pazar konumuzda gerçekten ciddi ihtiyacımız olan bir konu. Şöyle düşünüyorum. Önce bu konuda manavlarımızın, pazarcılarımızın fikirlerini alıp uygun olacak şekilde hareket edeceğiz. Fikirleri sunduktan sonra diyelim ki manavımız biz gelmeyi düşünmüyoruz ya da verimli olamayızsın orada diye bir teklifte bulunurlarsa azalarımla beraber istişare yaparak kooperatif sistemiyle mahallemize yeni bir sistem kurmayı düşünüyoruz. Nasıl olacak bu sistem? Onu açar mısınız? Kooperatif sisteminde hani biz normalde ev kooperatiflerini biliriz, çok verimli olmaz ama bir grup güvenilir arkadaşlarla iş başı yapıp yani bir tık şirketin şahsileştirilmiş hali. Şirkette diyelim ki hisseniz ne kadarsa o kadar söz sahibi oluyorsunuz. Ama kooperatif olayında bütün hissedarlar eşit söz sahibi oluyor. Herkesin denetimi eşit oluyor. O şekilde güvenilir bir ortam olduğunda verim harika oluyor. Siz de böyle bir sistem oluşturmayı planlıyorsunuz. Evet, o şekilde bir sistem düşünüyoruz. Aslında yani pazar yeri kurulmazsa, evet. Pazarcılarımızdan netice alamazsak, evet. Kapalı bir alışveriş, yani ne denir, meyve sebze alışveriş alanı gibi bir şey oluşturacaksınız, evet, evet. Anladığım kadarıyla. Doğru, evet, değil mi? Evet hocam, doğrudur. Bu da mutlaka mahallenizdeki özellikle yaşlıların uğrak noktası olacaktır. Çünkü eğer pazar yoksa ve uzaksa mutlaka onların tercih edeceği nokta olacaktır. Evet. Sağlık ocağının yapılması için girişimlerde bulunacağım demiştiniz. Mahallenizde sağlık ocağı yok mu? Evet, sağlık ocağımız da yok. ATM'miz de yok. Yani bir mahallede olması gereken şu an hiçbir şeyimiz yok. Biz yan komşu mahalleden yararlanıyoruz. Ama mahallemiz arttıkça bu da bizim için büyük bir sıkıntı oluyor. Bunlar için bilirkişilerle görüşüp, yetkililerle görüşüp iş başı yapmak zorundayız. Doğru tekniklerle çalışırsak bizim oraya getirilmesi sorun değil. Evet, kolay. Yani bir de şey, Ayazmana Mahallesi mesela yaz döneminde Isparta halkının oldukça ziyaret ettiği bir alan. Çünkü mesirelikten, evet, kaynaklı olarak bir ATM'nin dahi olmaması bence eksiklik. Evet. Bu konuda da girişimlerinizin olması gayet güzel. Bunun dışında halk eğitim bünyesindeki kursların mahallemiz sosyal tesislerimizde yapılmasını, mesela bunları şimdi özellikle istediğiniz bir kurs var mı? Evet, şu an kendim takıya gidiyorum. Takı kursumun devam etmesini istiyorum. Çok seviyorum. Ne kadar güzel. yine diğer bölümler hocam halkımızı meşgul ediyor ve severek geldikleri bir yer. İnsanlarımız televizyonun karşısında uyuyacaklarına, kendilerini yenilemek, canlandırmak için oraya geliyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Hı-hı. Yani kendilerini terk etmiyorlar. Ayakta kalmak için, canlı kalmak için, kendilerini geliştirmek için bir mücadele içinde olmaları, bir yolda olmaları beni çok mutlu ediyor. Ve özellikle bayanlarımızın daha verimli hale gelmeleri için desteklerim artıracağım. Evet, zaten bir kadın olarak da kadınlarımıza da dokunacaksınız belli ki Ayazmana, evet, Mahallesi'nde. Kadın muhabbethanesi kuracağım demişsiniz. Neler olacak bu muhabbethanenin içerisinde? Muhabbethanemizde yine bir kafe tarzı bir şey olacak ama diyelim ki arkadaşlar dedi ki biz okey oynamak istiyoruz. Dedim okeyinizi getirip oynayabilirsiniz. Diğer arkadaşlar dediler biz gün yapmak istiyoruz. Tamam, getirin pastanızı, böreğinizi, gününüzü yapabilirsiniz. Yani herkesin kendi evinde yapamadığı olayı orada özgürce, rahatça geçirebileceği bir ortam hazırlamayı düşünüyoruz. Şimdi bazı sloganlar vardır bu seçimlerde, yerel seçimlerde. Bazıları çok yaratıcı oluyor bu sloganların. Evet. Özellikle muhtarlarımızın çok kullandığı bir slogan vardır. Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak derler. Evet. Muhtarlık Zühre Hanım için ek iş mi olacak, tek iş mi olacak? Benim için tek iş olacak hocam. Nasıl olacak bu iş? Şu an çocuklarım büyüdü. Herkes, hı-hı, işbaşı yaptı. Eşim de işinde. Ben artık boş biriyim. Elim boş. İnsanlara, özellikle bayanlarımıza nasıl faydalı olabilirim? Nasıl bir artıya, hayra vesile olabilirim? O moddayım. İkinci bir işle uğraşmaya vaktimin olacağını düşünmüyorum. Çünkü mahallemin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Her konuda, maddi manevi, gerek duygusal, gerek işlev, gözle görünür, elle tutular şekilde işlem yapılması lazım. Duygu olarak da insanlarımıza dokunulması gerektiği bir düşüncesindeyim. Evet, yani benim artık
tabir yerindeyse unumu eledim, eleğimi astım. Evet. Artık kendimi mahalleme adıyorum, hizmete adıyorum diyorsunuz. Evet hocam, o düşüncedeyim. Yolunuz açık olsun Zühra Hanım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Benim yani buradan projelerden devam etmiştik ama söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Ne söylemek istersiniz bununla alakalı? Son sözü size vermiş olayım. Yine engellilerimizin, işte ihtiyaç sahiplerinin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, fikirlerini saygıyla dinleyip biz hızlı bir şekilde bu problemi nasıl çözebiliriz, nasıl çözüme ulaştırabiliriz, o moddayız. Isparta'mız harika bir şehir. İstediğimiz her şeyi çok harika, kolay şekilde ulaşabiliyoruz. İnanıyorum ki problemler de hızlı şekilde çözülmeye elverişli bir ortam var. Hı hı. Halkımı çok seviyorum. Mahallemi çok seviyorum. Mahallemizi daha güzel, güzelleştirmek için yola çıktık. Güzellikleri biz hak ediyoruz. Mahalle halkından desteklerini bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Yani gerçekten bir muhtar olarak güzel bir vizyona sahipsiniz. Bastığınız yazıda da ne kadar donanımlı olduğunuzu ben anladım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Allah yolunuzu açık etsin. Allah utandırmasın. Hayırlısıysa olsun diyelim bu işe. Çok teşekkürler. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle de programımızı kapatıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın hocam. Evet efendim, Senato programında ağırlamış olduğumuz ilk muhtar adayımızdı Zühra Aytan. Bir sonraki programda, bir sonraki Senato'da görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.